İnanmıyorum Merve ya. Ödevini yaptın mı? Hangi? Yaralayan olaydı. Şimdiden çıktım, hala zıplıyorum. İçimde heyecan gitti. İçimde geç kaldı. Sen de zıpla. Pazartesi ve bizim vizelere 2 hafta kaldı. Ders çalışacaktım. Kütüphaneye geldim. Okulun kütüphanesine dedim ki niye video çekmiyorum? Ders çalışma gününde. Evet, bu tam senin işin dedim. Özde bir denemen nasıl geçti? Yapmam gerekenleri çektim şöyle. Özde bir diye ben biraz sıçtım. Girişi burada yapayım dedim. Aklı olsun. Okulun tuvaletindeyim şu an. Hayır, white chocolate mocha içmem lazım. Matematik çalışırken sadece böyle ayakta kalabiliyorum. Seramik kupada white chocolate mocha al. Ne? Günaydın. Şimdi sizlerle birlikte kütüphaneye gideceğiz. Ben uyandım. Kahvaltımı hazırlayıp, üstümü giyip, çantamı hazırlayıp gideceğiz. Biraz konuşmak istiyorum. Bu video biraz bilmiyorum, çok istediğim gibi olmuyor şu an. Bilmiyorum ne yapacağım. Telefonumda çok fazla video birikti ve video çekmek biraz artık zorlanıyorum. Video çekmekten biraz yoruldum gibi sanki. Şu an evet çok aktif değilim YouTube'da ama sürekli video çekiyorum ama hiçbirini editleyecek vaktim olmuyor. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Çok beğenmezseniz de çok kötü yorumlar yazmayın. Eski ders çalışma günlüklerim gerçekten çok eğlenceli oluyordu. Ben de onları çok seviyordum. Ama bilmiyorum. Unuttum herhalde biraz çekmesini. Olsun. Çeke çeke hatırlarım. Neyse, o zaman ben üstümü giyineyim. Kahvaltımı yapayım. Sonra görüşürüz. Breaking news, got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peak, never speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros. On some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, new age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith. The 18 just not gon' be the same. Finna bleed down generations, not gon' be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta go? I just wanna know now, true now. Crying getting old, hope you freed your soul. I might have caught the June blues, yeah, I wanna drown myself inside the juice, yeah. Hello. Kütüphaneden çıktım. Söylediğim gibi az önce kütüphaneyi ben kapattım. Ankara'nın soyunu da böyle idare ediyorum. Şu an gayet iyiyim. Üşümüyorum.
Şeyden nefret ediyorum. YHT akşama doğru girişinde kapatıp bana en uzaktakini açık bırakıyor sadece. Oraya kadar yürümek hoşuma gitmiyor. Çünkü köpekler oluyor orada. Yurda geçiyorum. Yurt girişimin kapanmasına 20 dakika kaldı. Ama yetişirim zaten. Yakında şu tren garının içinden geçmek insanı çok yoruyor. Çünkü her seferinde ekstradan cihazlarınızı, bilmem bir şeylerin çantalarınızı geçiriyorsunuz. O sıkıntı yavaşlatıyor biraz. Köpek var, Allah kahretsin ya. Maltepe'nin köpek sorunu var. Bu kadar, şu an çok fazla kişi var. Utandım çünkü flashla çok dikkat çekiyorum. Şey çok garibime gidiyor. Bu saatte kafeler kapanmış oluyor. Alanya'da yani bu saatte o kadar kalabalık olur ki. Garip. Çok garip sorunlu. Eve geldim, yurda geldim. Bumbatır denemek istedi canım. Bunu sürdüm. İzlediğim videoya göre 40 dakika falan bekletmem gerekiyormuş. Yarım saat, 40 dakika, 1 saat falan. O sırada da ben yıkabileceğim çamaşırlarımı elden yıkamaya çalışacağım. Allah'ım. Çünkü çamaşır sepeti sonuna kadar doldu. Bazılarını elden yıkamayacağım. Hem vakit geçsin hem de yiyecek çamaşırım olsun. Şunlar da yarın çekeceğim. Bunlar Kasım indirimden aldığım ürünler. Allah'ım çok güzel şeyler aldım. Bir haftadır bekliyor hepsi gelsin diye. Çok heyecanlıyım kullanmak için. Selam. Bugün günlerden pazartesi. Sınavım cumartesi günü ve pazartesi günü. Salı günü de Alanya'ya gidiyorum. Ders çalışma gününü çekeceğim 2-3 gün boyunca. Sınavım olduğu zaman da direkt vize haftası diye çekeceğim. Şu an tam yağmur yağıyor. Dersten erken çıktım. Starbucks'a gittim. Kahvemi içtim. Uykumu açtım. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. İki arkadaşım daha gelecek. Onlarla beraber çalışacağız. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna try myself inside. 55 dakika çalıştıktan sonra araya çıktım. Tuvalete geldim. Yani tuvalet molası. Bu arada bir şey göstereceğim. Asla kadınların tuvaletinde şu dolu olmuyor akşamda. Kesin bitiyor yani. Gerizekalı. Aptal. Ödüm koptu. Burnuma geliyordu aptal böcek. Burnuma geliyordu. Nasılsın ya? Estetik burnum ya. Her neyse. Erkekler tuvaletinde ama dolu oluyor yani. Ne zaman gitsem erkekler tuvaletinde peçete oluyor. Şey düşünüyorum. Erkekler mi çok pis yoksa kadınlar çok mu gereksiz kullanıyor? Bilemedim. Bakın göstereceğim şimdi. Kadınlar tuvaletinde yok. Şurası erkek. Umarım erkek birisi yoktur. Yok, tamam. Demedim mi? Hı. Erkek. Erkek. Size soruyorum bunu. Bu arada my kombin, üstüme H&M, altıma H&M, Caterpillar, JBL. Allah kahretsin, kütüphanede o kadar fazla ses çıkarıyor ki şu kulaklığım. Yanımdaki çocuk beni uyara uyara bir hali oldu. Ama ne yapayım yani, JBL o kadar çok ses çıkarıyor ki yani. En sona aldım. Babacığım, anneciğim, eğer beni izliyorsanız bana AirPods alır mısınız lütfen? Bak, kendim için değil, kütüphanedeki kişileri rahatsız etmemek için lütfen. Neyse, biraz ara vereceğim. Hani derse.
Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz? İkimizde de aynı ruj var. Bakalım bizde nasıl duracak. Yani aynı rujun farklı insanlarda farklı duruşu. Farklı tenlerde ama ten rengimiz yakın gibi. Daha şey. Evet. Değil mi? Sen daha bayansın. Yanağıma şey sürdüm bugün. Evet, güzel hadi olmuş. Senin aldın. Merve Alper farkıyla makyaj öğreniyoruz. Bir tanıştığımızdan beri bir sürü şey aldırdı. Ve daha bana 1000 liralık gloss aldıracak. Mükemmel. Şey onu Ekrem aldıracaktı. Ben sana daha güzelini önerdim. O zaman Kiko al. Kiko al diyordu. Ha evet, o bana Kiko al diyordu. Kiko'dan daha ben güzel dedim, bir Kiko şey. Ben dedim Kiko al canım. Fenty alsın. Bana diyorlar ki bak Kiko 300 lira falan. 300-360 lira civarı. Onu alacağına Kiko alacağına Fenty al dedi. Fenty de 400-500 lira mı ne ha tanesi. Ondan sonra bu da dedi ki onu alacağına 3'lü var. 1000 liralık. Onu al. Beye ödevini yaptın mı? Hangi? Hangi? Online ödev var. Ya hayır yapmadım. Sen? Online ödev yapan mı var? Ya? Ben yaptım. Son ben ödevleri yapmadım ama. 12'deyim. Hiç gerek yok. Ben de kahve şeyi döndürdüm. Beyeciğim bakar diyor. Ama üzerine küpe veya bir şey koyman gerekiyor. O küpem çok güzel değil mi? Küpe koy. Burak açar. İşte adam. İşte fesaret. İşte felaket. Fesaret. Öyle mi dersin? Kendini anası sevsin. İnanmıyorum Merve ya. Merve şu an çiziyor bakalım. Beğenecek mi? Çizmeye devam et bak, sen buraya bakma. Tamam. Can sıkıntısından video çekiyorum şu an. Evet şöyle. Güya ders çalışacaktık. Bir tane örnek yaptıysam yaptım. Onun dışında gerçekten hiçbir halt yapmadım. Ders çalıştırmaya istikrar Mekte'dir. Mükemmel ya. Gerçekten. Neyse pişman değilim. Bugün daha verimli geçemezdi falan demişim. Yapma şöyle şeyler. Yapma yanarız. Bu video vize haftası videosu olacak. Yay! Ve ben son dakika ödevim olduğunu hatırladım diyecektim ama hatırlamadım. Beyi hatırlattı. Bunu yapıyorum. Bundan önce kitap okuyordum. Bunun olduğu aklıma gelmezse bulaşıklarımı yıkayıp banyoya gidecektim. Araya bunu sıkıştırdım. Evet öyle. Şu adam Scott Disick'e benziyor. Kourtney Kardashian'ın eski kocası. Aşırı benziyor. Okay, bye. Evet arkadaşlar, yarın vizem var ve ben yarınki vizem için ne yapacağım hemen sonu söylüyorum. Ödevimi bitirdim. Bir chapter daha kapatmış buluyoruz English File'da. Tüm etkinliklerimi bitirdim. Ve tüm etkinlikleri bitirmem 12 saat falan sürmüş. Şimdiki yapacağımız işim ise boom butter yapmak. Saçıma boom butter süreceğiz. Üstündekini çıkaracağız tabii. Şimdi üstümüze. Açmak. Tamam açtım. Bunu çok sürmüyoruz ve diplerden değil uçlardan sürmeye başlıyoruz. Elime şöyle aldım. Kokusuna gelecek olursak yani normal, fena değil, güzel. Ama kokusu bence çok kalmıyor. Evet arada böyle bir kokusu geliyor ama saçım ben zaten yağlı kalmaması için şey yapıyorum. İki kere şampuanlıyorum. Bu arada cumartesi günü sınavım var 9.30'da. 9.30'daki sınav için
7.30'da uyanacağım. Bir de pazartesi günü sınavım var. Bu da speaking. Sadece speaking olacak. Speaking en fazla 5 dakika sürer. Zaten böyle şey soru soruyorlarmış. Sen eğer kısa cevap verirsen ya da tıkanırsan böyle başka sorular soruyorlarmış. Hani o konu üzerinden. Ama hani sordukları soruya zaten güzel cevap verdiğinde bu zaten biliyor diye gönderiyorlarmış. Eğer benim de bildiğim bir şeyden gelirse, konuşabileceğim bir konudan gelirse benimkisi de çabuk biter diye düşünüyorum. Bugün assessment'taki son sınavımız olduk ve ben 48 aldım 50 üzerinden. Bir soruyu yanlış yaptım. Sınıftaki en yüksek notu ben aldım. Güzel hissettiriyor. Akademik başarıyı seven birisiydim. Oldum olası. Ve bu 60 bin yapmış olmam benim için akademik sürecimde beni en çok yaralayan olaydı. Kabullenemedim bu durumu. Hiç kendime yakıştıramadım açıkçası. O yüzden üniversitede kendimi telafi ediyorum sanırım. Öyle fark ettim. Evet. Bu kadardı. Şimdi bulaşıklarımı yıkayacağım. Bulaşıklarımı yıkarken telefonum şarj olacak. Çünkü odamda priz olmadığı için alarmımı da duyabilmem için. Sonra banyo yapacağım. Eğer 12'den önce işlerimi halledersem kitabımı okurum. Okuduğum kitap bizimle başladı, bizimle bitti. Buradan sonra açacağım ilk yer. Bulaşıkları bitirdim. Bakın falan olacak. Hadi görüşürüz. Unutmuşum o bardağı yıkamayı. Yay. Yıkamayacağım. Zaten çok da kirli değil. Allah'ım. Yes. Yıkadım hepsini. Şimdi banyoya gireceğim. Banyodan çıktım. Saçım birazcık daha kurusun. Ondan sonra saçımı şey yapacağım. Heatless curl yapacağım. Yaptığımda görürsünüz nasıl yaptım. Şu an çıkmaya çok üşendim. Kururken de kitap okuyacağım ve aynı zamanda telefonum şarj olacak. Yarın da sınavım var. Pazartesi günü de sınavım var. Ne hissediyorum biliyor musunuz sınavlar hakkında? Bir an önce bitsin artık Alanya'ya gideyim. Çok sıkıldım. Gerçekten artık bunu aldım yani. Evime gitmek istiyorum. Evimi özledim. Korkmuyorum. Sadece umarım erken kalkabilirim. Ondan biraz korkuyorum. Ama yaparım ya. Niye yapayım değil mi? Neyse. Kitaptaki tam bölümümü bitirdim ve saate baktığımda 11.33'tü. Perfect timing. Yeterince kurudu böyle. Çok ıslakken yapınca tutmuyor saç. Saçımı yağladığım için morfozun köpüğünü sıkmayacağım. Çünkü saçımın ağırlaşmasından korkuyorum. Okuduğum kitabı göstermiş miydim? Bizimle başladı, bizimle bitti. Çok hızlı gidiyor. Hızlı gitmesinin sebebi de açıkçası biraz şey. Fatbat tarzımız kitap olduğu için ve uzun zamanlar böyle kitap okumuyordu. Güzel gerçekten, hani uzun süredir kitap okumayınca hani böyle kitaplar çerez gibi geliyor, hoş geliyor. Sizi iyi de hissettiriyor uzun zamandır kitap okumayıp bu kadar hızlı ilerleyince. Ama bazı yerlerde aşırı cringe oluyorsunuz. Yani like what the fuck oluyorsunuz. Şimdi perçemlerimi aldım. Bunun ortasından şunu şöyle yaparım. Adam olana çok bile kahvaltım ettedir. Dizi izleyeceğim. Ondan sonra da yemeğe falan başlayacağım. Bir şeylere bakıyorum defterden ama
Günaydın. Bugün sınavıma gireceğim ve birinci kuru bitmiş olacak. Sabah ilk önce saat 7 gibi kalktım. Çok kötü bir karın ağrısıyla kalktım. Ölüyorum sandım, dedim ben nasıl konuşacağım. Şey de yemedim, hala yemedim. Gittim Nemeis mi? Öyle bir ilaç var, ondan içtim. Sonra uyudum ama yani uyumaya çalıştım açıkçası. İlk başta çok kötüydüm. Bana geçti. İyiyim şu an. Allah'tan o ilacı yanıma alacağım. Bugün speaking var. Yani konuşurken o ağrıyı asla çekmek istemiyorum. Şimdi üstümü giyinip Polin'e gidip kahvaltı yapacağım. Benim sınavım 1.20'de. Behiye'ninkisi 12.20. Öyle bir şey. Tam aramızda bir saat var. İkimiz erken gelip böyle beraber çalışacağız işte. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Çünkü ben yarın gidiyorum ve birbirimizi bir hafta görmeyeceğiz. Ve biz birbirimiz bir gün görmeyince bile telefonda 2 saat konuşan kişiyiz. Sınavdan kaç almayı bekliyorsun? Kaç denen ki bu? Toplam. Ha, toplam mı? Ay, çünkü speaking'i şey yapmazlar. 80 falan kaç alır mıyım ki? Total puan 100. 100'den? 80 bu 20 puan. Yeni speaking'den çıktım, hala zıplıyorum. İçimde heyecan gitmedi. Çünkü geç kaldım. Evet, geç kaldım, onun için birazcık çok şeyim, güzel çıkıyorsun biliyor musun? Ay, Işık çok güzel. Işık iyi mi? Sen de gel burada çekeyim. Hala zıplıyorum. Sen de gel çekeyim. Gel yer değişelim. Sen de biraz açıklama yap. Olmaz, bıraksana içine. Bıraktım, tamam. Aa, iyiymiş. Sen de zıpla. Bilmiyorum, ben basit geleceğini umuyorum. Ha. Ezgi ana sınıfta dedi ki umarım en zoru sana çıkar ki bize zor kalmasın. Ben öleceğim şimdi. İşte karma. Bırak, sen ne düşünüyorsun? Karma. Umarım kolay bir şey gelir. İlkinde cevaplamak istiyorum. Biraz artistlik yapmak istiyorum. Canım artistlik yapmak istiyor. Bir çekeceğim en zor soruyu, göreceğim. İşte sana ikinci seçim. Ha, biz kutudan mı seçiyoruz? Yok, kağıtlar var orada, masada masadan çekiyoruz. Görüyorsun o zaman soruları. Tarot çeker gibi. Ha. Böyle tarot çeker gibi. En sensliği çekiyorsun. Ben tarotta çok güzel kartlar çekerim. Ben eğer seviye sınıf olursa birinci sınıfta olmak istiyorum. Sınavdan da en düşük 85 almak istiyorum. En düşük. En düşük 85 dedi. Zeynep. Evet. Kaç almayı bekliyorsun? Ben mi? Evet. Benim hiçbir fikrim yok. Her an her şey olabilir. Yani. Ama bir sayı ama. Söyle. 80 falandır yani. Helal lan. Ben söyleyebilir miyim? Ben İkiniz söyleyin. Ben 50 alacağım abi. Speaking'den 0 alsam 10 puan da dün kaybetsem 70 alırım. Evet arkadaşlar, 2 ay süreden sonra sonunda Alanya'ya gidiyorum. Ay, şu bavul var ya, şu bavul. Sadece kirli çamaşır dolu. Süper değil mi? Anneme bir sürü iş çıktı. Burada işte pijamamı koydum. Ivır zıvırları falan buna koydum böyle. Abur cubur falan koydum da yolda acıkırsam diye. Çünkü 6 saat yol çekeceğiz. Şöyle. Dönüşte Allah'tan uçakla dönüyorum. Ama gidişte uçak bileti almadım. Şeyde deneyeyim dedim. Zaten şu an daha kar yağmadığı için benlik sıkıntı yok. Ama kar yağdığında babama dedim ya. Baba dedim ben gelmem. Özlemden kıvransanız da gelmem dedim. Ben korkuyorum çünkü tekerleğin kaymasından. Daha ben kahvaltı yapmadım. Okulun kafeteryasına gidip orada gözleme yiyeceğim. Evet. Bu ortamı bir hafta boyunca görmeyeceğim ve özleyeceğimi sanmıyorum. Şimdi son şurada eşyalarımız kaldı. Kulaklığım ve şarj aletim. Şu an YHT'deyim. Bekliyorum. Az sonra anons yapacaklarmış. Ben 4. paramda olduğumu düşünmüştüm. Çünkü 4 yazıyordu bilette. Ya ilk defa YHT ile geleceğim. Yani kullanacağım. Hiçbir fikrim yok nasıl vereceğim hakkında. Umarım yanlış parana binmem. Bundan çok korkuyorum. Biletten de anlamadım hiçbir şekilde. Bekliyorum işte. Şarkı dinliyordum normalde. Anonsu kaçırmamak için çıkarttım. Bavulum burada. Bilgisayarım burada. Kulaklığım burada. Cüzdanım burada. Uyum burada. Çantam burada.
Bu arada bu cüzdanı yeni aldım. Çünkü cüzdanımı zibilyon kez düşürdüm, kaybettim. Sonra geri buldum ve her seferinde çok korktum. Diğeri böyle krem bir şey. Belki hatırlarsınız. Açılmış Konya treni. Bu kadar sıra uçuş yani. Beklemem. Bitsin öyle girelim yani. Enayi miyim? Düşleyin.